İstanbul'da her yağış sonrası acı tablonun yaşandığı yerlerden biri Esenyurt. Sebebi bölgedeki Harami Dere. Dere her defasında taşıyor ve evler sular altında kalıyor. Bölgede yaşayanlar da soruna çözüm bulunmasını istiyor. Son yağıştan sonra deredeki ıslah çalışmaları hızlandı. Her yağmur yağdığında burada sel geliyor. Taşındığından beri bu üçüncü oldu. Artık dayanacak güçleri kalmadı. Yağmur yağınca akıllarına su baskını geliyor, yaşadıklarını unutamıyorlar. İstanbul'da şiddetli yağış sonrası su baskınlarının yaşandığı yerlerden birisi de işte burası Harami Dere. Burada dere taşıyor ve hemen sol tarafta bulunan yerleşim yerlerini su basıyor. Esenyurt'taki Harami Dere'de ıslah çalışması birkaç yıl önce başladı. Çalışmalar devam ederken her yağışta dere taştı, evler, iş yerleri sular altında kaldı. Son yağıştan sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı açıklamada Harami Dere'nin yıl sonuna kadar ıslah çalışmalarının bitirileceğini duyurdu. İşte ekipler de o baskınlar yaşanmasın diye aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Şu anda yapılan işlem derenin genişletilmesi çalışması. Dereyi genişletiyorlar. Ne zamandır çalışıyorlar? Yaklaşık 1,5 ay oldu. Yetkililer su baskınlarının yaşandığı mahalle sakinlerine bodrum katlarda oturulmaması konusunda uyarı yapsa da bunu dikkate alan da var, almayan da. Su baskınlarının en fazla yaşandığı yerlerden bir tanesi de Pınar Mahallesi. İşte bu sokaktaki alt dairelerin şu anda boş olduğu görülüyor. Aslında vatandaşlara göre bu dairelerin boş olmasına rağmen bazı dairelerde vatandaşların tüm ikazlara rağmen oturmaya devam ettikleri görülüyor. Bak, bu adamın evine kaç kere sel bastı. Mesela burayı bastı, burayı bastı. Mesela şu adamın eşya, iki sefer eşyaları mahvoldu. Oturmaya devam ediyor çünkü mecbur devam ediyorlar. Çünkü gidecek elleri yok sanırım. Hani bir yere gidemiyorlar yani. Belediye çıkın diyor mu onlara? Evet, bu herhalde mühürlenme olayı varmış herhalde, olacakmış. Bilmiyorum ama nasıl olacak. İnşallah güzel olur yani. Mahallede yaşayanların tek isteği bir daha su baskınıyla karşılaşmamak. Ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden başta İstanbul olmak üzere Marmara, Karadeniz bölgesi için yağış uyarısı var. Peki sağanak ne zaman etkili olacak? Ne kadar sürecek? CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Profesör Doktor Erhan Şen anlatacak. Sıcaklıklar düşmeye başladı. Hemen hemen Türkiye'nin her tarafında bu düşüşü göreceğiz. Sıcaklık düşüyor, yerel yağışlar çoğalıyor. Yurdun bazı bölgeleri sonbahara giriş yapıyor. Bugün Türkiye'de kuzey bölgelerde yağış var. Marmara, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde yağış çok kuvvetli değil ama yerleri ısıtacak kadar gök gürültülü yağışları bekliyoruz. Yurdun doğu kesimlerinde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde. Ancak Marmara ve Karadeniz bölgelerinde hafta sonundan itibaren yağış bekleniyor. Yağış Marmara bölgesinde doğusu olaraktan yarın ve öbürsü günde devam edecek. Yani iki gün daha Marmara'nın doğusunda, Batı Karadeniz'de, daha doğrusu Karadeniz bölgesinde yağışlar iki gün daha devam edecek. Ama çok şiddetli yağışlar değil. Pazar günü ise Rize ve Artvin'in arasında şiddetli yağış bekleniyor. Uzmanlar taşkın ve sel olaylarına karşı vatandaşı uyarıyor. Sabah saatlerinde ve öğleden sonra buralarda kuvvetli bir yağış görünüyor.